Merhaba sevgili web tekno takipçileri. Bu videomuzda sizlerle birlikte iOS 11 ile birlikte iPhone'lara gelecek fakat Android'lerde olmayan 6 özelliğe bakacağız. Direkt şunu bir belirtiyorum arkadaşlar. Yok ben Google Play'den bir uygulama indirdim, onun aynısını ben de yapabiliyorum gibi şeyler geçerli değil. İşletim sistemlerinin saf halini baz aldık. Şimdi gelin lafı hiç uzatmadan birinci maddemize başlayalım. İlk maddemiz Apple ARKit. Apple'ın yeni geliştirmiş olduğu uygulama olan ARKit ile birlikte de bunu o lansman salonunda bulunan ve ekranlardaki milyonlarca insana gösterdiler. Olay şu, artık iPhone'larda ve iPad'lerde bulunan kameralarla birlikte bulunduğunuz her yeri, her ortamı bir sanal gerçeklik alemine dönüştürebileceksiniz. Masanın üstünde savaşlar çıkarabileceksiniz. Bir arkadaşınızın fotoğrafını çekerken yana bir tane böyle şamdan koyabileceksiniz. 2. Kamera ile ilgili yapılan geliştirmeler. Bu maddeyi bir başlık altında topladık arkadaşlar. Hemen size şöyle bir özetleyeyim. Birincisi, artık Apple cihazlarla çekmiş olduğunuz live fotosların içinden bir görüntü alabileceksiniz. İkincisi, normalde DSLR makineyle fotoğrafçılık yapan birinin saatlerce uğraşabileceği uzun pozlama meselesini iPhone'da tek bir dokunuşta yapabileceksiniz. Video tarafında da arkadaşlar H264'ü artık el sallıyoruz. Onun yerine Apple cihazlarda HEVC adı verilen bir teknoloji ve sıkıştırma disiplini kullanılacak. O da şu demek arkadaşlar, artık videolarınız daha az yer kaplarken kalitesi daha yüksek olacak. Üçüncü maddemiz sürüş sırasında rahatsız etme modu. Bu gayet güzel bir özellik arkadaşlar. Telefonunuz arabaya girdiğiniz zaman telefonunuzun ekranını karartıyor ve size bildirimleri göstermiyor. Tabii şöyle bir opsiyonu da sunuyor. Eğer sizin favorilerinizdeki kişilerden bir tanesi size ulaşmaya çalışırsa daha önceden hazırlamış olduğunuz otomatik mesajı kendisine iletebiliyorsunuz. Atıyorum araba sürüyorum, birazdan arayacağım gibi. Bu gayet işe yarar bir özellik olmuş arkadaşlar. Gelin artık dördüncü maddemize, yani Siri ile çeviri keyfine geçelim. Henüz Türkçe'de yok. Muhtemelen Eylül ayına gelecektir ya da biraz daha sarkabilir bu mesele. Ancak şu anda iOS 11'in geliştiriciler için sunulan sürümünde mevcut. Olay şu, artık Siri İngilizce'den Çince, İtalyanca, İspanyolca, Almanca ve Fransızca çeviri yapabilecek. Tabi bunu anlık yapacak. Beşinci maddemiz iMessage üzerinden arkadaşlarınıza şekilli mesaj gönderme veya para aktarma. Arkadaşlar artık dünyada bir firmalar bu telefonla para aktarma işine biraz önem veriyor. Dikkatinizi çekiyordur diye düşünüyorum. Umarım beraberinde güvenlik önlemleri de alınıyordur. Gelin şimdi ben size şu olayı bir anlatayım. iMessage'da daha öncesinde çok farklı animasyonlar vardı. Fakat yenisinde daha canlı, daha böyle insanı şevke getirecek yeni animasyonlar eklenmiş. Bununla birlikte artık iMessage kullanan başka bir arkadaşınıza iMessage üzerinden para transferi yapabileceksiniz. 6. Kontrol panelinde 3D Touch özelliği ve kişiselleştirilebilir kontrol paneli ekranı. Arkadaşlar bu kontrol panelinde 3D Touch kullanma önceden de vardı. Fakat yenisinde şöyle bir şey eklendi. Artık siz o paneli kişiselleştirebiliyorsunuz. Dilediğiniz uygulamayı o panele yerleştirip çıkarıp kafanıza göre takılabiliyorsunuz. Yani iOS 11'i şöyle bir toparlayacak olursak, genel olarak bir tasarım değişikliği ciddi anlamda söz konusu. Bir de şu kullanılabilirlik, erişilebilirlik dediğimiz özelliklerde güzel geliştirmeler yapılmış. Özellikle kontrol paneline gelen o yeni, işte atıyorum hotspot gibi mesela. Arkadaşlar artık videomuzun sonuna gelmiş olduk. Ben size asırlık soruyu soruyorum fakat rica ediyorum kavga etmeyin. Sadece kullanımı deneyimi açısından en kullanışlı olan işletim sistemi sizce hangisi? Hemen şuradaki ankette cevaplarınızı bekliyorum. Ayrıca bu konuyla ilgili görüşlerinizi yorum bölümünde bizim de katıldığımız tartışmalarla yürütebilirsiniz. Artık videomuzu beğendiyseniz şurada bulunan beğen butonuna basmayı ve videomuzu paylaşmayı unutmayın. Başka bir Webtekno videosunda görüşmek üzere. Hoşçakalın arkadaşlar. Her iki yanında durmakta olan bağlantılara tıklayarak bambaşka Webtekno içeriklerine ulaşabilirsiniz. Ayrıca ortadaki bağlantıdan da kanalımıza abone olabilirsiniz.